Merhaba, bu videoda tenslere biraz bir ara vereceğiz. 9. ünitede hev ve hevgat kalıbını işleyeceğiz ya da hez ve hezgat da diyebiliriz. Aslında sahip olmak anlamına geliyor ama farklı anlamları da var. Yani Türkçe işte bisikletim var, bisiklete sahibim diye de çevirebilirsiniz. Mesela İngilizce örnek vereyim. I have got a bicycle ya da I have a bicycle şeklinde. Have ve have got'ın aslında hiçbir fark yok normalde. Birisi American English, yani I have American English'te kullanılıyor. I have got British English'te kullanılıyor. Anlam olarak hiçbir farkı yok. Sadece kalıbında biraz fark var. Hepsini anlatacağım tek tek zaten. Asıl kullanım alanlarını bir daha söyleyeyim. Bir sahip olduğunuz eşyalardan bahsederken kullanabiliyorsunuz. İşte az önce örnek verdim. Bir bisiklete sahibim diye. I've got a bicycle. Ya da işte mavi gözlerim var, sarı saçlarım var derken kullanabilirsiniz. Bu vücudunuzdaki şeylerden bahsederken. I have got blonde hair diyebilirsiniz mesela. Sarı saçlarım var. Blond diyorum. Normalde sarı yellow'dur ama saç için blond kullanılır. Aklınızda bulunsun. I have blonde hair ya da I have got blonde hair diyebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Bir de bu ağrılarla kullanılır. Örnekte de şu sağ taraftaki resimde de vermiş zaten. I have got a headache diye. Başım ağrıyor demek. Ya yani baş ağrım var diye de çevirebilirsiniz ama Türkçe başım ağrıyor deriz. İşte bu baş ağrısı, karın ağrısı, sırt ağrısı gibi şeylerde kullanabilirsiniz. Mesela işte sırt ağrım var diyelim. I have got a backache diyebilirsiniz. Back sırttır. Ache de ağrıdır. I have got a backache ya da I have a backache diyebilirsiniz. Bu şekilde özetliyorum. Sahip olduğunuz eşyalardan, işte saçım, gözüm şöyle derken kullanıyorsunuz. Bir de ağrılardan bahsederken kullanıyorsunuz. Formlarına bakalım. I, V, U, D için have kullanıyorsunuz. Bu American English tarafı. Burası da British English tarafı. He, she için ise has kullanıyoruz. Bunlar bizim artık şeylerimiz, yardımcı fiillerimiz ya da ana fiillerimiz olacak. British English tarafında I, V, U, have, I, V, U, D, have got. Ya da bunlar da kısa halleri. I've got, we've got, you've got, they've got şeklinde kullanılıyor. He, she için de has got, he's got, she's got, it's got şeklinde. Biz zaten normalde kısa formlarını kullanırız. Bir de olumsuzları var. Onları da söyleyeyim. İleride geçecek mi bilmiyorum ama I haven't got, you haven't got, she hasn't got şeklinde kullanıyoruz. I have not got demeyiz çoğunlukla. I haven't got şeklinde. Örnekler vermiş. Mesela I have blue eyes. Vücudumuzdaki şeylerden bahsederken kullanıyoruz demiştim. İşte mavi gözlerim var ya da I've got blue eyes. Yine mavi gözlerim var demek, aynı şey. Tim has two sisters. Tim'in iki kardeşi var. Or ya da Tim has got two sisters. Our car has four doors. Arabamızın dört kapısı var. Ya da our car has got four doors. Our car, bizim arabamız tekil olduğu için has ile kullandım. Bunlara dikkat edin. He, she için has, tekiller için yani. O derken tekiller için, onlar derken de have kullanacağım. They için have kullanacağım. Sarah isn't feeling well. Sarah iyi hissetmiyor. She has a headache. Baş ağrısı var ya da başı ağrıyor ya da she has got a headache şeklinde. They like animals. Onlar hayvanları severler. They have a horse, three dogs and six cats. They ile have kullandı. İşte bir atları, üç köpekleri ve altı kedileri var. Ya da işte they have got a horse, three dogs and six cats şeklinde söyleyebilirsiniz. Question formlarına ve negatiflerine bakacağız burada. I haven't got, have you got, etc. Negatifler nasılmış? Az önce söylemişim aslında özet olarak. I have not got demeyiz de I haven't got deriz. She hasn't got şeklinde yaparız. Question formları her zamanki gibi yine yardımcı fiili başa alıyorum. Yardımcı fiilim burada have oldu. Have I got, have you got, have they got ya da has he got, has she got şeklinde. Short answer'larında yes I have, no, you haven't. Yes, he has. No, she hasn't şeklinde yapabilirsiniz. Got ekleseniz de sorun olmaz. Yes, I have got da diyebilirsiniz. Ya da yes, she has got da diyebilirsiniz. Örneklere bakalım. I've got a motorbike. Motosikletim var. But I haven't got a car. Ama arabam yok. Trace and Jeff haven't got any children. Trace ve Jeff'in çocukları yoktur. Trace ve Jeff iki kişi oldukları için has they have kullandı. Haven't got any children dedi. It's a nice house. Bu güzel bir ev, hoş bir ev. But it hasn't got a garden. Ama bahçesi yok. Have got a camera. Fotoğraf makinem var mı? No, I haven't. Hayır, yok. Sahip değilim ya da. What have you got in your bag? Çantanda ne var? Bu what'lu, who'lu kelimelerle yaparken de aynı şekilde yapıyorum. VH question denir bunlara. Şu WH ile başlayanlar. Yine onu en başa alırım ve sonrasında have, subject ve got şeklinde devam ederim. What have you got in your bag? Nothing. Hiçbir şey. It's empty. Boş. Has Helen got a car? Got a car. I'm sorry. Helen'ın arabası var mı? Ya da Helen bir arabaya sahip mi? Yes, she has şeklinde cevap vermiş. What kind of car has she got?
What kind of ne çeşit, ne tür demek. Bu bir kalıptır ve hemen sonrasında da isim gelir. What kind of car, ne çeşit bir arabaya sahip. I don't have ve do you have etc. Az önce bunların hepsinde have got şeklini işledik. Şimdi sadece have olan şeklini bu American English'te kullanımına işleyeceğiz. Dikkat edin burada simple present'tan hiçbir farkı yok. Artık bu have benim asıl fiilim haline geldi. Nasıl normalde işte I go to school dersem işte buradaki fiilim go'dur. I have a car, bir arabaya sahibim. Burada da fiilim have oldu. Okula gitmem derken I don't go to school diyorsam nasıl? I don't have a car, arabaya sahip değilim diyorum. Aynı bir simple present yapısı. Örneklerine bakalım. In negatives and questions you can also use do, does. Olumsuzlarda ve sorularda ayrıca do ve does kullanabilirsiniz. Nasıl? They don't have any children. Hiç çocukları yok. Ya da aynı şekilde they haven't got any children. American English, British English. It's a nice house but it doesn't have a garden. O hoş bir ev ama onun bir bahçesi yok. Az önce söylediğim gibi aynı simple present formu. Asıl fiilim have, sahip olmak. Sonrasında da yardımcı fiili getir. Öncesinde yardımcı fiili getir. It doesn't have a garden. Ya da it hasn't got a garden. Does Helen have a car? Helen bir arabaya sahip mi? Ya da has Helen got a car? Bu da British tarafı. What do you have in your bag? Çantanda ne var? What have you got in your bag? Yine VH question'ı bu defa what'la yapmış. Az öncekinde de öyleydi sanırım, evet. VH question'la normal simple present'a nasıl yapıyorsam aynı şekilde yapıyorum. VH question. Hatırlamıyorsanız simple present konusunda bir daha bir bakın. Tam oturmuş olsun. Sonrasında what'tan sonrasında yardımcı fiil, işte subject ve asıl fiilim. Fiilin yalın hali şeklinde gidiyor. What do you have? Ya da işte have got'lı formülde what have you got in your bag? Karıştıysa baştan alın videoyu bir daha izleyin. Kafanız karışmasın. Şimdi egzersizlere geçelim biz. Short formlarını söylemiş. Çok hızlı geçeceğim bunu. Çünkü en başında, videonun en başında vardı. Nasıl yapıldığına dair gösteriyordu. İşte we have got, we have got. He has got ise he's got. Yine aynı şekilde şöyle ayırıyorum apostrofla ve s takısı getiriyorum. They've got, she hasn't got, it's got, I haven't got şeklinde. Read the questions and answers. Soruları okuyun. Soruları ve cevapları okuyun. Then write sentences about Mark. Sonra Mark hakkında cümleler yazın. Şimdi burada soruları vermiş. O da kısa kısa cevap vermiş. No ya da yes. Bir de biz de Mark'ın nesi var nesi yok onu söyleyeceğiz. Have you got a car? Araban var mı? No demiş. Hayır. He hasn't got a car. O bir arabaya sahip değil. Onun arabası yok. Have you got a computer? Bilgisayarın var mı? Yes demiş. Evet. He has got a computer. Have you got a dog? Köpeğin var mı? No, he hasn't got a dog. Have you got a mobile phone? Cep telefonu demek mobile phone. Cep telefonun var mı? No, hayır. He hasn't got a mobile phone. Have you got a watch? Saatin var mı? Yes, evetmiş. He has got a watch. Have you got any brothers or sisters? Hiç, any hiç demek. Hiç erkek kardeşin or ya da kız kardeşin var mı? Evet, two brothers and a sister. İki erkek kardeş ve bir kız kardeş. He has got two brothers and a sisters. What about you? Peki ya siz? Write sentences with I've got or I haven't got. Neyiniz var, neyiniz yok yazacaksınız. Ben kendime göre söyleyeyim. A computer, bilgisayar demek. I've got a computer. A dog, köpek demek. I haven't got a dog. A bike, bisiklet. Bicycle de denir, bike de denir. I haven't got a bike. Brothers or sisters. Erkek kardeş, kız kardeş. I've got a brother. Write this sentence with got, I've got, have got, etc. The meaning is the same. The meaning is the same dediğine göre bir tarafta have'li vermiş, diğer taraftan have got'lı yapacağız biz. Mesela, they have two children. American English tarzında vermiş. Onların iki çocuğu vardır. Biz nasıl yapacağız? They've got two children. Got'lı formülde yaptık. She doesn't have a key. O bir anahtara sahip değil, anahtarı yok. She hasn't got a key. He has a new job. Job iş meslek demek. Onun yeni bir işi var. Got'lı formülü he has got a new job. They don't have much money. Much çok demek. Money para. Çok paraları yok. They haven't got much money. Do you have an umbrella? Şemsiye demek umbrella. Bir şemsiyen var mı? Ya da have you got an umbrella? We have a lot of work to do. A lot of çok demek. Work iş demek. To do yapacak anlamı burada. Yapacak çok işimiz var. We have got a lot of work to do. Aynı anlam. I don't have your phone number. Senin cep telefon numaran bende yok, sahip değilim. Ya da bende yok diyelim, daha mantıklı. I haven't got your phone number. Does your father have a car? Babanın arabası var mı? Baban bir arabaya sahip mi?
Has your father got a car? Bu şekilde yaptım. How much money do you have? How much ne kadar demek? Money para. Kaç paramız var? Ya da ne kadar paramız var? How much money have we got? Karıştıysa kafanız kesinlikle başlanıp bir daha izleyin. Right have got, has got, haven't got or hasn't got. Bakalım cümleleri vermiş. Biz hangi anlam uygunsa öyle yapacağız. Onun mu yapacağız, onsuz mu karar vereceğiz. Ne demiş? Sarah hasn't got a car. Sarah'ın arabası yok. She goes everywhere by bicycle. O everywhere her yer demek. Her yere bisikletle gider. By bicycle, bisikletle. Dikkat edin işte arabayla otobüsle derken by car, by bus, by bicycle şeklinde kullanır. Bir ile anlamı katıyor burada. Başka yerlerde başka anlamlar katacak. They like animals. Hayvanları severler. They've got three dogs and two cats. Üç köpekleri ve iki kedileri var. Charles isn't happy. Charles mutlu değil. Ne demiş? He blah blah a lot of problems. Çok problemi. A lot of çok demekti. Çok problem var diyeceğiz mutlu olmadığına göre. He has got a lot of problems. They don't read much. Onlar çok okumazlar. They blah blah many books. Many çok demek burada tekrar. Çok kitapları yok diyeceğiz okumadıklarına göre. They haven't got many books. What's wrong? Sorun ne demek? Günlük dilde de kullanabilirsiniz bunu. I blah blah have got something in my eye. I have got something in my eye dedim. Gözümde bir şey var. Where's my pen? Kalemim nerede? I don't know. Bilmiyorum. O bende yok diyeceğiz. I haven't got it. Julia wants to go to the concert. Julia konsere gitmek istiyor. But she ama demiş. Ticket da şey demek. Bilet demek. Ama bileti yok diyeceğiz. But she hasn't got a ticket. Complete sentences. Use have, has got or haven't, hasn't got with şu kelimelerle kullanacakmışız. Bu sefer biz bunları bulacağız. Sadece have got, has got yapmayacağız. Mesela a lot of friends çok arkadaş demek. A garden bir bahçe demek. Four wheels dört tekerlek. Much time çok zaman. A headache baş ağrısı. A key anahtar. Six legs altı bacak. Şimdi bunları yerleştirelim. I'm not feeling well. İyi hissetmiyorum. I've got a headache. Baş ağrım var, başım ağrıyor. It's a nice house. O iyi bir, güzel bir ev. But it hasn't got a garden. Ama bahçesi yok. Most cars. Çoğu araba demek. Nesi olabilir çoğu arabanın? Four wheels olabilir mesela. İşte dört tekerleği vardır. Most cars have four wheels. Have kullandım çünkü cars burada plural. Yani çoğul. Tek bir arabadan bahsetmiyor. Çoğu arabadan bahsediyor. O yüzden have kullandım. Everybody likes Tom. Everybody herkes demek. Türkçe'de çoğulmuş gibi geliyor bize. Yani aslında bizim için öyle. Ama İngilizce'de bu everybody, everyone tekilmiş gibi düşünülüyor. O yüzden s takısı getiriyor. Yani simple present tense'de he, she de s takısı getiriyoruz ya tekiller için. Aynı şekilde everybody olunca da s takısı getirdi. Everybody likes Tom. He nesi olabilir he'nin? A lot of friends olabilir. Herkes onu sever. Onun çok arkadaşı vardır. He has got a lot of friends. I can't open the door. Kapıyı açamıyorum. Anahtarın yok diyelim. I haven't got a key. An insect. Insect böcek demek. And de bir demek burada. An insect nesi olabilir? İşte 6 tane bacağı olur. An insect has got 6 legs. Bir böcek dediğim için has diye kullandım. Tekil olarak kullandım. We must hurry. Acele etmeliyiz. Neyimiz var ya da neyimiz yok. İşte çok zamanımız yok diyebiliriz. We haven't got much time. Bir sonraki videoda tekrar tenslere geri döneceğiz. Bu bir ara vermiştik have got, has got konusuyla. Dediğim gibi anlamadıysanız tekrar baştan alın videoyu. Anladıysanız bile yarın yani bir sonraki gün tekrar etmeye sakın unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz destek olmak amaçlı beğenir ya da paylaşırsanız bir nokta bile olsa yorumda bulunursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.